Merhabalar, ben Tuna Kılavmaz. Mutfak Sırları'nın bu bölümünde patatesli vegan börek yapacağız. Gerekli malzemelerimiz 2 adet yufka, 2 adet patates, 1 adet soğan, tercihinize göre baharat, benim tercihim ekranda gözükecek ve tercihinize göre salça. O halde dilerseniz patatesleri rendeleyerek işe koyulur. Evet, patates. Eğer vegan besleniyorsanız diyetinizin olmazsa olmazlarından olacak potasyum kaynağı patates. Aksi takdirde iç harcınız yeterince pişmeyebilir ki bunu rendelemeye devam ediyoruz. Patateslerimizi rendeledikten sonra iyice suyunu sıktık. Sıra soğanları doğramaya geldi. Kabuğunu soymadan önce şu kısmını kesiyoruz. Küçük kısmını. Ve kestiğimiz kısımları dispoz ediyoruz derken kesme tahtasının hemen ilerisine biraz itiyoruz. Soğanlarımızı keserken eşit büyüklüklerde kesmeye dikkat edelim ki soğanlarımızın lezzeti karamelize. Zaten göreceksiniz yemeği tadına bak. Kesiyoruz soğanı. Neden hep sevdikleri insanın uzak kalmak zorunda ki dönemde? Bunu anlamıyorum ben mesela. Özlüyorsun birini ve yanında olamıyor. Evet. Patateslerimizi rendeledik, soğanlarımızı doğradık. Şimdi tavaya geçebiliriz. Önce bir yemek kaşığı zeytinyağı döküyoruz. Ve altını açıyoruz. Yanlış tarafı açtım. Zeytinyağımız kızdıktan sonra soğanlarımızı ekliyoruz. Kızdıktan sonra eklememiz önem arz ediyor. Soğanlarımızı kıvamına gelene kadar yağın içinde kavuruyoruz. Evet, soğanlarımız kıvamına geldikten sonra patatesleri ekleyebiliriz.
Taşırmamaya dikkat edelim bunları karıştırırken dışarı. Çünkü biliyorsunuz mutfağı kirletmesi çok kolay. Ve kirlettikçe o kir de birikiyor mutfakta. Temizlemeye üşenirseniz bir anda öyle bir birikir ki 2 saatinizi alacak bir temizlik gerektirecek duruma gelebilir. O yüzden yemeği yaparken de temizlemek benim her zaman başvurduğum yol. Bu araları ishalim. Patateslerin daha kibrit patates kıvamında olması ve çok fazla birbirlerine yapışmaması için onları biraz çekmemiz gerekiyor. Evet, soğan ve patateslerimiz beklediğimiz kıvamına gelmiş durumda gibiler. Bu esnada, bu aşamada önce salçamızı ekliyoruz. Çok azıcık köri. Mutfakta ne yaptığınızı biliyorsanız her şeyin süresi de daha da kısalacaktır. Her şeyin lezzeti de artacaktır. Yufkamızı açıp kare börek yapacağımız için şeritler halinde keseceğiz. Burası çok önemli. Yufkaya şekil vermek amatör işi değildir. Tecrübe ve deneyim gerekir. Benim gibi rahat yapamayabilirsiniz siz. O sebeple alıştırmaya devam edin. Bakın keserken şu elime dikkat edin. Şöyle koyuyorum ki dağılmasın keserken. Evet. İç harcımızı soğumaya bıraktık. Biraz soğudu da zaten. Bu esnada yufkalarımızın içini doldurmaya başlıyoruz. Aşamada benim izlediğim yöntem biraz yaklaşıklı bir kamera. Şöyle bir enstrüman alıp şu tabağı şu şekilde koydum ve dolduruyorum. Bu aralar bir iktidar sızıyor. Yani bir dom eskisi gibi yüksek. Geçen gün şehre indik. Kimse yok şehirde. Koronavirüs şeyden. En işlek caddenin orada işedim ya. Kimse yoktu zaten. Çok işim vardı. Güzelce harcımızı koyup sarıyoruz böreklerimizi. Thank you.
Evet, yufkalarımızı iç harcımızla sardık. Bu aşamada yağlı kağıt serdiğimiz tepsimizi çıkarıp içini doldurduğumuz yufkaları tepsiye güzelce diziyoruz. Yufkalarımızı fırına vermeden önce üstünü biraz zeytinyağıyla şirinleyeceğiz. Evet, yufkalarımızı sarma işlemini bitirip üstüne zeytinyağı sürdükten sonra önceden ısıtılmış 80 derecede fırında benim aracım yaklaşık olarak 1 dakika pişirmeli. Evet, böreklerimiz iyice piştiler. Gördüğünüz gibi. Tabii sizinkiler bu kadar iyi sarılmış olmayabilirler. Daha fazla pratik yaptıkça daha iyi olacaktır. Afiyet olsun.